Evet değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, ben Deniz Uysal Aydınlı. Yine sizlerle bir video dersinde beraberiz. Her zaman olduğu gibi bu video derslerimiz böyle hep sürekli devam edecek. Lütfen abone olup aboneler bulalım. Kanalımızı genişletelim ve kanalımızın büyümesine katkıda bulunalım arkadaşlar. Bugünkü dersimizde atomun yapısıyla alakalı arkadaşlar genel örnekler çözeceğiz. Yani aslında bir nevi genel tekrar olacak. Hatırlayalım, atomun yapısında hangi konuları görmüştük? Atom modellerini görmüştük arkadaşlar. Daha sonra atomu modellemiştik. Yani görsel olarak elektron katman dağılımı yapmıştık. Daha sonra izoelektronik yapıları görmüştük. İzotop, izoton ve izobar tanımlarını görmüştük. Ve bunlar arasındaki ilişkiyi görmüştük arkadaşlar. Yine bugünkü dersimizde bu konuları kapsayan genel örnekleri sizlere çözmeye çalışacağız. Ben hazırlık olarak 4 tane soruyu tahtaya yazdım ve de devamında ya doğaçlama sorularla konumuza devam edeceğiz veya dersimize devam edeceğiz. Hemen başlıyorum. Bakın bir nolu örnek arkadaşlar. -2 yüklü iyonun katman elektron dağılımı şeklinde olan modellenmiş atom şeklinde olan X atomu ile ilgili. X'i biraz düzeltelim arkadaşlar. Bakın dikkat edin, bize -2 yüklü iyonun modeli verilmiş ve X atomu ile ilgili bizden bilgi isteniyor. Yani x-2 iyonu veriyor, x atomu istiyor. Dolayısıyla ben x-2 iyonuna göre işlem yapacağım. x-2 iyonunun toplam elektron sayısını bulalım arkadaşlar. Bakın birinci yörüngede 2 elektron var. Hemen onu gösterelim arkadaşlar. İkinci yörüngede bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron var. 8 nokta, onu yazıyorum. 3 numaralı yörüngede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron var. Onu da yazıyorum arkadaşlar. Yani toplamda x-2 iyon elektron sayısı kaç oldu? 18 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla x-2 18 elektron varsa topla gel mantığından proton sayısı kaçtır? 16'dır şeklinde bulabiliriz. Veyahut da iyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısından -2 artı 18 eşittir P, yani proton sayısını verir. O da 16'dır değerli öğrencilerim. Şimdi çekirdek yükü -2'dir diyor. Arkadaşlar proton sayımız kaçtır? 16'dır. Bu aynı zamanda çekirdek yüküdür değerli öğrencilerimiz. Çekirdekteki yükümüz 16'dır. Bu yüzden bir nolu yargımız yanlıştır arkadaşlar. Proton sayısı 15'tir diyor, yanlış 16 olarak bulduk. Nükleon sayısına gelelim arkadaşlar. Nükleon sayısı 31 ise diyor. Nötron sayısı 16'dır diyor. 4 nolu yargımızda. Özür dilerim, ben şuraya 2 nolu yargıya çevireyim. Buraya da 3 nolu yargı yapalım arkadaşlar. Yargının birisini atlamışız yanlışlıkla. Hemen geçiyorum sorumuza. X atomu yazıyorum. Nükleon sayısı 31 ise arkadaşlar. Proton sayısını kaç bulmuştuk? 16 bulmuştuk. Fark arası nötron sayısı da 15'tir. Yani 3 nolu yargımız da yanlıştır arkadaşlar. Yani 1 yanlış, 2 yanlış, 3 yanlıştır. Evet devam ediyorum ben ikinci örneğimize. X atomunun elektron katman dağılımı yanında verilmiştir. Dikkat edelim arkadaşlar. X atomunun diyor. Yani atom nötr. Eğer nötr olmasaydı iyon derdi. Atom nötr arkadaşlar. Dolayısıyla X atomunun arkadaşlar elektron katman dağılımı yapacak olursak bakın birinci katmanda bir, ikinci katmanda bir elektron verilmiş. Bir anormallik var. Biz nasıl öğrenmiştik? Atom numarası 20'ye kadar olan elektron katman dağılımı 2, 8, 8, 2 idi arkadaşlar. Ancak burada bir nolu katmanda bir, iki nolu katmanda yine gördüğünüz gibi bir elektron var. Dolayısıyla bir anormallik var. Eğer elektron devre elektron katman dağılımında anormallik varsa uyarılmış atomdur arkadaşlar. Hemen yazabiliriz. Uyarılmış atomdur diyebiliriz. Yani Bohr atom modeline göre elektron alt enerji seviyesinden ne yapmış arkadaşlar? Üst enerji seviyesinde uyarılmış. Şimdi soruya geçiyorum. Temel haldedir diyor. Yanlış. Uyarılmış haldedir arkadaşlar. Yoksa ikinci katmandaki elektron bir nolu katmanda olmalıydı. Emisyon yaparak dışarıya ışın yayar. Değerli arkadaşlar, absorpsiyon yapmış, yani enerji alarak elektronların üst seviyeye uyarmış bir atom kararsızdır. Bu kararsızlık kısa süre sonra, saniyenin milyarda biri, daha da büyük, aslında daha küçük bir süre de elektron temel hale dönerek aldığı enerjiyi dışarıya ışın olarak yayar arkadaşlar. Yani atom emisyon yaparak dışarıya ışın yayar. Bu olaya biz emisyon diyoruz. İkinci yargımız doğrudur. Yani atom burada absorpsiyon yapmış kısa bir süre sonra arkadaşlar. Bu enerji, onu şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Elektron diyorum. İkinci yörüngede elektron temel hale geçerken dışarıya ne salar? Foton, yani ışın salar arkadaşlar. Bu olaya geçen dersimizi hatırlayalım. Ne diyoruz Bohr atom modeline göre? Emisyon diyoruz değerli öğrencilerimiz.
Proton sayısı 2'dir. Evet, nötr halde 2 elektron varsa arkadaşlar, hemen 2 elektronu yazalım buraya. Aynı zamanda proton sayısı ne olur? 2'dir. Hatırlayalım, nötr bir atomda proton sayısı daima elektron sayısına eşitti değerli arkadaşlar. Evet, proton sayısı 2'dir. Üçüncü yargımız doğru arkadaşlar. Artı birlikli iyonların çekirdek yükü 1'dir. Çekirdek yükü arkadaşlar iyonlarda hiçbir zaman değişmez. Proton sayımız kaç? 2 proton. Dolayısıyla ister artı 1 olsun ister artı 2 olsun arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. X artı 1 diyorum. Proton sayısı yine 2'dir. Yalnız elektron sayısı 1'dir arkadaşlar. Değişen elektron sayısıdır. Proton sayısı daima sabittir. Bunu unutmuyoruz. Çok önemlidir arkadaşlar. Proton daima sabittir. Dolayısıyla artı 1 iyonun çekirdek yükü yine 2'dir. Proton sayısı 2 olduğu için 4 numaralı yargımız yanlıştır. Yanlış sorulmuş 1 ve 4 yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 4'tür değerli arkadaşlar. Evet, unutmayalım. Bir atom elektron alıp verirken hiçbir zaman proton sayısı değişmez. Çekirdek yükü değişmez. Çekirdekteki pozitif yük sayısı değişmez arkadaşlar. Bunu ne yapmıyoruz? Hiçbir şekilde unutmuyoruz. Aynı zamanda atom elektron alıp verirken atom numarası ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Ama biraz sonra biraz detaylı olarak size ben değinmek istiyorum. Veya değinebilirim arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Şu çözümleri sileyim istersen çünkü gerek olursa çizelim arkadaşlar. Hemen üçüncü örneğe geçiyorum. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kavramlarında kaç tanesi Bohr atom modeline? Altını çiziyorum. Aittir diyor. Uyarılmış atom. Evet, uyarılma, emisyon, temel hal Bohr'a aittir arkadaşlar. Bir numaralı yargımız doğrudur. Emisyon neydi hatırlayalım? Emisyon kararsız atomun dışarıya ışın yayarak temel hale geçmesiydi. Emisyon yine Bohr'a aittir. Proton Rutherford'a aittir arkadaşlar. Çekirdek yükleri yani yazalım. Rutherford arkadaşlar. Çekirdekteki protonları bulan kişidir. Bohr'a ait değildir. Belirli enerji seviyeleri enerji kelimesi geçiyorsa arkadaşlar yine Bohr atom modeline aittir. Atomda büyük boşluklu yapı hatırlayalım. Rutherford'un tespitiydi. Çekirdek küçük hacimde toplanmış vaziyette atomun büyük bir kısmının boşluklu yapıda olduğunu bize göstermiş, ispat etmişler arkadaşlar. Dolayısıyla 5 doğal yargımız Bohr'a ait değildir. Yörüngeli model Bohr'a aittir arkadaşlar. Yörüngeli model kavramı Bohr atom modeline has bir özelliktir. Çünkü yörüngelerin belirli enerji seviyeleri bulunur. Bohr bize ispat etmiştir. Aynı zamanda o enerji seviyelerinin enerjilerini formülize etmiştir değerli arkadaşlar. Çekirdek kime aittir? Arkadaşlar Rutherford'a aittir. Hatırlayalım. Rutherford çekirdeği keşfeden kişidir. Dolayısıyla Bohr'a ait değildir. Üzümlü kek kime ait arkadaşlar? Üzümlü kek yine hatırlayalım. Thomson atom modeline aitti. Bu yüzden üzümlü kek yine Thomson Bohr'a ait değil, Thomson'a aittir. Dolayısıyla 1, 2, 4 ve 6 nolu yargılarımız Bohr atom modeline aittir. Tek tek yazalım kırmızıyla arkadaşlar. Bohr atom modeli emisyon, Bohr atom modeli absorpsiyon aynı şekilde. Belirli enerji, enerji kelimesi geçiyorsa Bohr'dur arkadaşlar. Yörüngeli yapı geçiyorsa yine Bohr atom modelidir diyebiliriz. Evet, dolayısıyla 3 nolu örneğimizi çözdük. Ben hemen geçiyorum arkadaşlar. Tahtamı silip geçiyorum. Dördüncü örneğimize. Tahtamızı güzel bir şekilde sildik arkadaşlar. Hemen bakın buradan devam edelim. Ben yan tarafa alıyorum örneğimizi arkadaşlar. Neymiş? X atomu 28 kütle numarası 13 proton sayısı artı 3 iyonu imiş. X'i biraz ne yapalım? Büyütelim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum elektron sayısına. 3 elektron vermiş. Burada 10 elektronu vardır. Açarsanız 2 8'dir arkadaşlar. Üçüncü yörüngede artık katmanda elektron kalmamıştır. İki katmanlıdır, doğrudur. İki katmanda gördüğünüz gibi 1 ve 2. Bir nol katmanda 2 elektron var. İki nol katmanda 8 elektron var değerli arkadaşlar. Üçüncü katmanında 3 elektron vardır. Üçüncü katmanda elektron yoktur. Çünkü bakın verilmiş. Üçüncü katmanda 3 elektron verildiği için üçüncü katmanda elektron yok arkadaşlar. Yüksüz tanecik sayısı. Yüksüz iki tanecik kim nötron sayısıdır? Hemen nötron sayısını bulalım. Kütle numarası ve proton sayısı tartılarsam nötron sayısı 15 olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla 3 nolu yargımız yanlıştır. Nükleon sayısı küp numarasıdır. 4 nolu yargımız doğrudur. Elektron sayısı 10'dur. 5 nolu yargımız doğrudur. Doğru sorduğu için 1, 4 ve 5 nolu yargılarımız doğrudur değerli öğrenciler. Hemen tahtamı siliyorum ve örneklerimize devam ediyorum. Atom ve yapısıyla alakalı TYT sorularını arkadaşlar artık burayı silmek istiyorum ben.
isteyen geri almak vasıtasıyla izleyebilir. Evet, örnek diyoruz arkadaşlar. Örnek. Yine x 8 eksi 2 arkadaşlar. Y 12 artı 2 z 13. Tanecikleri ile ilgili yazalım. Tanecikleri ile ilgili. Yine atomun yapısıyla alakalı bir örnek arkadaşlar. 1. X ile Y izotondur arkadaşlar. İzotondur. Özür dilerim. Kütü numaralarını vermem gerekiyor. 16, 19, buraya da 24 diyelim arkadaşlar. X ile Y izotondur arkadaşlar. İkinci yargımız. X ile Y iki katmanlıdır. Yazalım. Katmanlıdır arkadaşlar. Üçüncü yargımız. X ile Y izoelektroniktir arkadaşlar. Dördüncü yargımız arkadaşlar. Z'nin proton sayısı 13'tür arkadaşlar. Beşincisi. Y'nin nötron sayısı 7'dir arkadaşlar. 6 nolu yargımız arkadaşlar. Z'nin 3 nolu katmanında 3 elektron vardır. Yargılarından hangileri doğrudur diyelim. Arkadaşlar bakın kaç yargılı bir örnek. Bütün konuları kapsayan bir örnek arkadaşlar. Hemen tahtamı silip ne yapıyorum? Örneğimi sizlere çözmeye çalışıyorum. Hızlı bir şekilde yukarı aşağı hareket bize kan gelsin. Ve sorumuz ne yapalım? Çözelim değerli öğrencilerimiz. Şimdi x eksi 2'den başlıyorum arkadaşlar. X eksi 2 16'ya 8 atom arkadaşlar. Y artı 2 19 12 taneciği, özür dilerim, atom değil iyondur arkadaşlar. Z 24'e 13 arkadaşlar. Şimdi nötron sayılarını bulalım. Fark nötronu vereceksin. 8 7 11'dir arkadaşlar nötron sayıları. Geçiyorum sorumuza. Şimdi X ile Y izotondur. İzoton ne demek? Nötron sayısı aynı olacak. X ile Y nötron sayıları 8'e 7'dir arkadaşlar. Bir nolu yargımız yanlıştır. İzoton değildir. İzoton olması için protonları farklı, nötronları ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. X ile Y iki katmanlıdır. Şimdi hemen katman nötron dağılımı okuyalım arkadaşlar. Bakın 8 topla gel mantığından veya 8 üstüne 2 elektron eklerse 10 elektron olacağından, yine topla gel mantığından burası nedir? 10 elektrondur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X ile Y elektron sayıları aynıdır. Katman dağılımı yapacak olursam 2'ye 8'dir. Yine katman dağılımı yapacak olursam arkadaşlar şöyle çekileyim arkadaşlar, 2'ye 8'dir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi X ile Y 2 katmanlıdır. 2 nolu yargımız doğrudur arkadaşlar. Bakın izoelektronik çıktı. X ile Y isteyen Z'yi inceleyebilir. Z'yi inceliyorum. 2, çünkü nötr olduğu için 13 proton varsa 13'te elektron vardır. 2, 8, 3'tür. Elektron katman dağılımı. X ile Y izoelektroniktir. Evet, elektron dizilimleri, katmanlı dağılımları aynı olan atom veya tanecikleri biz izoelektronik tanecikler diyoruz. Unutmayalım. ÖSYM arada kullanır. Z'nin proton sayısı 13'tür. Gördüğünüz gibi doğrudur arkadaşlar. 4 nolu yargımız doğru. Y'nin nötron sayısı 7'dir. Bulduk arkadaşlar. 5 nolu yargımız doğru. Z'nin 3 nolu katmanına bakıyorum. 3 elektron var. Değerli öğrencilerimiz. Dolayısıyla 6 nolu yargımız doğrudur. Doğru sormuş. 2, 3, 4, 5 ve 6 doğru. 1 nolu yargımız yanlıştır. Değerli öğrencilerimiz. Hemen ben tahtamı silip bir örnek daha yazmak istiyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yukarı aşağı yapalım. Anlamadığınız noktaları arkadaşlar bildirimle bize gönderebilirsiniz. Lütfen rica ediyoruz. Şu tahtamızı da silelim şurayı. Ve yine güzel bir örnek yazalım değerli öğrencilerimiz. Örnek. Örneğimiz arkadaşlar şu olsun. X artı 3 iyonunun ikinci katmanında arkadaşlar. Katmanında 8 elektron vardır. Buna göre arkadaşlar, buna göre X 20 atomu ile ilgili. Evet, hemen ne yapalım? Yargılarımızı yazalım. 1. Nötron sayısı arkadaşlar, nötronu 12'dir. 2 arkadaşlar, çekirdek yükü kısaltıyorum arkadaşlar. 13'tür. 3 arkadaşlar,
3 katmanlıdır. Yazalım. 3 katmanlıdır. 4 arkadaşlar. 8 nötronlu X ile izotoptur arkadaşlar. İzotoptur. 5 arkadaşlar. 2 elektron verirse çapı azalır. Yargılarından hangileri doğrudur diyelim değerli öğrencilerimiz. Hemen ne yapıyorum? Sorumuza geçiyorum. Bakın orijinal bir soru daha yazdık. ÖSYM tam bunları bizlere ne yapıyor? Soruyor değerli arkadaşlar. Hemen başlıyorum ben sözüm yapmaya arkadaşlar. Bakın X artı 3 iyonunu alıyorum. X artı 3 iyonunu kalemimizde azizlik oldu. İkinci katmanın 8 elektron varmış. Yani şöyle üçüncü katmanda elektron yok olduğunu belirtelim. Üçüncü katman arkadaşlar. Üçüncü katman elektron yoktur. Onu yazalım böyle. X artı 3'ü elektron katmanından yapacak olursak arkadaşlar şöyledir. Demek ki 10 elektronu vardır burada. Bakın şunu belirtmek zorundayım. Üçüncü katmanda elektron yok. Değerli öğrencilerimiz. Topla gel mantığından proton sayısı 13'tür. Bize 20, bakın 20 X atomuyla bahsetmiş. Atom numarası 13'tür. Şimdi çözelim sorumuzu. Nötron 12'dir. Farkın arasında arkadaşlar nötron sayısı 7'dir. Bir nol yargımız yanlıştır. Çekirdek 2 13'tür. Evet doğrudur arkadaşlar. Çekirdek 2 bakın 13'tir. Proton sayısına eşittir. Hatırlayalım geçen dersimizi. Proton eşittir. Ç yükü eşittir arkadaşlar. Çekirdek 2 yani o da neydi arkadaşlar? Atom numarası idi. Yani burası 3 tane özelliği var. Bilginiz olsun. 3 katmanlıdır. Şimdi açacak olursam arkadaşlar katman sayısını 2, 8, 3'tür. 3 katmanında kaç elektron var? 3 elektron var. Dolayısıyla 3. cevabımız doğrudur. 8 nötron X izotoptur diyor arkadaşlar. Şimdi nötron sayıları farklı olan aynı element atomları daima izotoptur. 4 nolu yargımız doğrudur arkadaşlar. Bakın 7 ile 8 birbirinden farklıdır. Dolayısıyla nötron sayısı 8 ise X'in izotopunu yazalım. 13, 8 burası ne olur? 21 olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kütle numaraları farklı oldu. 2 elektron verirse çapı azalır. Arkadaşlar atomların tamamı elektron verdikçe küçülür. Yani 5 nolu yargımız doğru olur. Elektron aldıkça da çapı artar arkadaşlar. Elektron verdikçe atom büzüşür. Çekirdeğin birim elektron baştan düşen çekim kuvveti azalır. Azaldığı için de arkadaşlar özür dilerim. Çekirdeğin birim elektrona uyguladığı çekim kuvveti arttığı için atom biraz ne yapar? Küçülmeye başlar. Evet. Doğru cevabımız 2, 3, 4 ve 5 oldu. Hemen bir örnek daha ne yapmak istiyorum ben? Sizlere çözmek istiyorum. Evet. Tahtamızı hızlı bir şekilde siliyoruz arkadaşlar. Tahtamızı sildik. Hemen bir örnek yapalım. Örnek yapıştıralım buraya hızlı bir şekilde. Örneğin şu olsun. Aynı elementin tüm atomları ile ilgili ÖSYM böyle soru çok sordu arkadaşlar. Lütfen bu özellikle bu örneğe dikkat edelim. 1. P sayıları aynıdır. Sayıları aynıdır. Yani proton demek istiyor arkadaşlar. 2. Nötronları aynıdır arkadaşlar. Aynıdır. 3 arkadaşlar. Çekirdek yükleri aynıdır. Yazalım. Çekirdek yükleri aynıdır arkadaşlar. 4. cevabımız arkadaşlar. Nükleon sayıları aynıdır. Nükleon sayıları aynıdır. Peki soru ne olsun? Yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Dikkat edelim arkadaşlar. Kesinlik sorusu sormuş. Hemen sorumuza geçiyorum. Aynı elementin arkadaşlar bakın proton sayıları aynıdır diyor. Nötron sayıları aynıdır diyor. Çekirdek yükleri aynıdır diyor. Nükleon sayıları aynıdır diyor. Kesinlikle doğrudur diyor. Lütfen altını çizin ve ÖSYM çizmiyor. Yani matematik, fizik, kimyada artık bunlara dikkat edeceğiz. Kelimelerin altını çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar proton sayıları aynıdır diyor. Bir elementin tüm atomlarının çekirdek yükleri arkadaşlar daima aynıdır. Bu yüzden bir nol yargımız doğrudur. Aynı elementin izotopları olabileceği için nötronlar her zaman aynı olmayabilir. Örnek diyelim. Hidrojen 1'e 1 arkadaşlar. Hidrojen 2'ye 1. Döteryum yani. Yine hidrojen 3'e 1. Tridyum. Yani burada nötronu 0'dır, nötronu 1'dir, nötronu 2'dir arkadaşlar. Dolayısıyla nötron sayıları aynı olmayabilir. 2 de kesinlik yoktur arkadaşlar. Çekirdek yükleri aynıdır diyor. Evet çekirdek yükleri proton sayılarıdır. Bir elementin tüm atomlarındaki proton sayıları aynıdır arkadaşlar. 3 nolu yargımız nedir? Doğrudur.
Newton sayıları aynıdır diyor. Bakın Newton sayıları 1, 2, 3'tür. Newton sayıları farklı olduğu zaman Newton sayıları farklılaşabilir. Bir element, aynı elemente ait atomlarda 4 numaralı arada kesinlik yoktur. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 3'tür. Sorumuzun doğru cevabı. Çok orijinal bir sorudur. Her sene bu hemen soru gelir. Hemen tahtamı siliyorum. Yine bir örnek çözmeye sizlerle devam edeceğim değerli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde siliyorum. Yine tahtamıza bir ne yazıyorum? Örnek yazıyorum arkadaşlar. Şimdi x şöyle siyah kalemle yazalım ki daha net görürsün arkadaşlar. X ve x artı 2 iyonu. X şöyle diyelim çünkü x atomu diyelim arkadaşlar. Atomu ve iyonu olan x eksi 2 ile ilgili değerli öğrencilerimiz 1. Protonları aynıdır. Protonları aynıdır. 2 arkadaşlar. X'in çapı daha fazladır arkadaşlar. Fazladır. 3 arkadaşlar. Üçüncüsü atom noları aynıdır. Noları aynıdır diyelim. Aynıdır. 4 arkadaşlar. Kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özellikleri aynıdır. Hatta ben bunu özellik yazayım. Göremeyenler olabilir. Kimyasal özellikleri aynıdır. Yargılarından hangileri yanlıştır değerli öğrencilerimiz? Evet yine orijinal bir soru yazdık. Sizler için özel X atomu ve iyonunla X eksi 2 iyonuyla ilgili diyor arkadaşlar. Bakın atomunu alıyorum. Örneğin 8 ile X8 eksi 2 ele alalım. 0 olduğu için 8 elektron vardır. Eksi 2 olduğu için 10 elektron vardır arkadaşlar. Bu anyondur. Hatırlayalım eksiklere biz ne diyoruz? Anyon diyoruz arkadaşlar. Yüksel olduğu için ne diyoruz? Nötr atom diyoruz değerli öğrenciler. Peki şimdi soruya geçiyoruz. Protonlar aynıdır diyor. Gördüğünüz gibi aynı atomu ve iyonu olan X eksi 2'nin protonlar aynıdır. Bir numaralı yargımız doğrudur arkadaşlar. X'in çapı daha fazladır. Şimdi arkadaşlar atom elektron aldıkça çapı artar. Yani şöyle düşünebilirsin. Bir sürüye koyun katıldıkça sürünün kaplamış olduğu hacim artar gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Elektron verdikçe çap küçülür. Aldıkça çap artar. Sebebi ise bakın bunun elektron katman dağılımı yapacak olsam 2 6'dır arkadaşlar. Elektron katman dağılımı yapacak olsam 2 8'dir. Katman sayısı değişmez. Ancak değerli öğrencilerimiz katman sayısı değişmez. Ancak bakın şu atomda arkadaşlar bakın şu atomda yani X-2 anyonunda bir elektron boşluğuna düşen çekim kuvveti azalır. Bu yüzden atom biraz daha ne yapar? Yayvanlaşır. Çünkü 8 proton 8 elektron çekerken yazıyorum. 8 proton 10 elektron çekiyor. Yani burada birim oluşan çekim 1'dir. Burada birim elektron oluşan çekim 0.8'dir. Bu yüzden biraz daha elektronlar dışa doğru meyillidir arkadaşlar. İkinci yörünge biraz daha çekirdekten yani şu göstermiş olduğum çekirdekten uzaklaşmıştır diyebiliriz. Bu nedir arkadaşlar? Bu katmandır. Yeni bakıp gören öğrencilerimiz için söyleyebiliriz. Yani atomu şöyle düşünecek olursak yani modelleyecek olursak arkadaşlar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8'dir. Yani kısaltılmış böyle. Bu aslında gerçek modeldir arkadaşlar. Bu atom modelini çizecek olursam arkadaşlar 1, 2, ilk katman doldu. Bu çekirdek arkadaşlar. Proton ve nötronun bulunduğu yer. 6 var. 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla arkadaşlar çap olarak buna R1 dersem, çap olarak buna R2 dersem R2'nin çapı büyüktür, R1'dir. Yani 2 numaralı atomun çapı 1 numaralı atomdan daha büyüktür değerli öğrencilerimiz. Atom numaraları aynıdır. No yani numarası demek. Evet atom numaraları elektron alıp verirken hiçbir zaman değişmez. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Değişen sadece dış yörüngedeki elektron sayılarıdır. X'in çapı daha fazladır diyor. Yanlış. X eksi 2'nin çapı daha fazladır gitti. Atom numaraları aynıdır. Daima doğrudur. Değişen sadece elektrondur. Kimyasal özellikleri aynıdır arkadaşlar. Diyor. Hayır. Bir atomun iki tane tarihçi proton veya elektron sayılarından en az birisi farklıysa kimyasal özellik aynıdır diyemeyiz. Farklıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi protonların aynı olmasına karşın elektron sayıları farklıdır. Bu yüzden atomun bu iki taneciğin birisi nötr, birisi anyondur arkadaşlar. Bu iki taneciğin taneci deyince aklımıza atom, radikaller, iyonlar, katyonlar, anyonlar gelecek. Hepsini tamamen elde ettiğimiz genel addır arkadaşlar.
Dolayısıyla 4 puan cevabımız yanlıştır. Yanlış sormuş, cevabımız 2, dikkat edin, 2 ve 4'tür değerli öğrencilerimiz cevabımız. Yanlış sormuş, dikkat ediyoruz. Doğruları eliyoruz. Bakın 1 ve 3 doğru, 2 ve 4 yanlış cevaptır sevgili arkadaşlar. Hemen tahtamı silip yine bir örnek daha sizlere çözmek istiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tahtamı siliyoruz. Örneklerimizi doymuyoruz. Örnekler bize doymuyor. Ve konumuza devam ediyoruz. Hemen örnek diyoruz arkadaşlar. Örnek diyoruz. Klor 17-35 atomu arkadaşlar. Klor eksi iyonuna dönüşürken 1 atom no artar. Atom no, hemen yazıyorum. No artar. 2 arkadaşlar, çapı artar. Çapı artar. 3 arkadaşlar, proton sayısı artar. Proton sayısı artar arkadaşlar. 4 arkadaşlar, nötron sayısı değişmez. Değişmez. Yargılarından hangileri doğrudur diyelim değerli öğrencilerimiz. Yine elektron alışverişiyle alakalı bir soru arkadaşlar. Hatta buna biz bir yargı daha ekleyelim, daha bir soru orijinal olsun. 5 diyelim. Katman sayısı artar diyelim arkadaşlar. Katman sayısı artar. Yargılarından hangileri doğrudur? Çünkü katman çok kullanılıyor biliyorsunuz TYT'de veya eski sistemde YGS'de. Hemen soru çözüyorum. Sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Klor 35-17 atomu klor eksi iyonuna dönüştürürken. Yani ne demek? Şu demek arkadaşlar. Klor atomu bir elektron alarak klor eksi iyonuna dönüşmüş. Sağa sola yükler eşitlendi. Yani atom elektron almış. Nasıl olur arkadaşlar? Bunu gösterelim. Klor 17, burası 17. Burada 17 elektron var, burada 18 elektron var. Bir tane aldı çünkü. Bunun elektron katman dağılımı yapacak olursam arkadaşlar şöyle. Bunun elektron katman dağılımı yapacak olursam çekirdeği çizdim. 1, 2, yani klor 17 nedir? 2, 8, 7'dir. Klor 18, 2, 8, 8'dir arkadaşlar. Dolayısıyla noktalar çiziyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Önce ilk katmandan başlıyorum. 2 elektron var. Burası çekirdek, unutmayalım arkadaşlar. 1, 2, İkinci katman 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçüncü katman 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaşlar. Şimdi soru yorumluyorum. Atom numarası artı. Atom numarası gördüğünüz gibi sabitti. Değişen sadece elektron sayılardır arkadaşlar. Bunu elektronları gösterelim şöyle. Bir numaralı yargımız nedir? Yanlıştır. Çapı artar diyor. Elektron atomun çapı daima artar. 2 doğrudur. Proton sayısı artar arkadaşlar. Hayır. Atom numarası ve proton sayısı asla değişmez. 17'ye 17'dir. Değişen sadece elektrondur. Nötron sayısı değişmez. Evet. Değerli arkadaşlar, bir atom, not yazalım istersen. Not. Bir atomun yazalım. Bir atomun elektron sayısı değişirse kimyasal olaylarda çekirdek korunur. Çekirdekte ne var o zaman? Proton ve nötronlar var. Çekirdekteki proton ve nötronların sayıları daima korunur arkadaşlar. Dolayısıyla 4 numaralı yargımız doğrudur. Katman sayısı artar diye bakın. 3 katmanlı 2, 8, 7. Yine 3 katmanlı 2, 8, 8. Katman sayısı artmaz. Sabit kalır ancak iyonda yörüngeler biraz daha çekirdekten mesafelidir. Çap olarak bakacak olursak buna R1. Şu çapa R2 diyecek olursak arkadaşlar R2 büyük R1'dir diyebiliriz. Doğruyu sorduğu için bulalım. 2 doğru, 4 doğru arkadaşlar. 2 ve 4 numaralı yargılarımız doğrudur değerli öğrencilerimiz. Evet, yine orijinal bir soru çözdük. Sizlerle alakalı TYT'ye yönelik. Hemen siliyorum tahtamızı ve yine örneklerimize hızlı bir şekilde ne yapalım arkadaşlar? Devam edelim. Evet, tahtamı siliyorum yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sildik. Örnek diyoruz. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. Hidrojen 1, yine hidrojen 2'ye 1 artı 1. Arkadaşlar lityum 3 artı 2. Tanecikleri ile ilgili. 1 arkadaşlar
Hepsini yazalım. Hepsi Bohr atom modelinde incelenebilir. İncelenebilir. İki diyoruz arkadaşlar. Hepsinin nötronu vardır. Nötronu vardır arkadaşlar. Üçüncü yargımız H1 ve H2 artı 1 in kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal şöyle yazalım. Özellikleri aynıdır diyelim. Dört arkadaşlar. Elektron katman sayıları aynıdır. Elektron katman sayıları aynıdır. Evet, yargılarında hangileri yanlıştır? Bakın yine bir orijinal soru sizlere geldi arkadaşlar. Kaç yargılı? 4 yargılı. Taklitlerinden sakının. Her yerde var. Böylesi yok derslerin. Evet, hemen ben sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hidrojen 1'e 1, hidrojen 2'ye 1 artı 1, lityum artı 2, 3 arkadaşlar. Şimdi tek tek bakıyoruz. Hepsi bu atom modeli incelenebilir. Bu atom modeli incelenebilmesi için tahliciklerin tek elektronun olması gerekir. Ben şimdi sırayla bakıyorum arkadaşlar. Hidrojen 1'e 1, 0 olduğu için elektron sayısı 1'dir. Burası buraya eşittir. Hidrojen 2'ye 1 arkadaşlar. Artı 1 2 olduğu için 1 elektron vermiş topla gel mantığından burası 0'dır arkadaşlar. Yani neyi yoktur? Elektronu yoktur. Geçiyorum diğer sisteme arkadaşlar. Lityum artı 2, 3 arkadaşlar. 3 tane protonu var. Şunu virgül olarak gösterelim arkadaşlar. 2 tane elektron vermiş. Burada ne vardır? 1 tane elektron vardır. Şimdi hepsi bu atom modeline göre incelenebilir. Bu atom modeli tek elektron sisteminden incelenir. Bir tane var. Hiç yok. Bir tane var. Dolayısıyla hepsi incelenemez. Bir numaralı yargımız yanlıştır arkadaşlar. Bakın burada elektron yok. Bunu inceleyemezsiniz. Hepsi nötronu vardır. Bakın hidrojen 1'e 1'in nötronu yoktur. Farkını alsam 0'dır. Dolayısıyla iki numaralı yargımız yanlıştır arkadaşlar. Hidrojen 1 ve hidrojen 2'ye 1 artı 1'in kimyasal özelliği aynıdır. Değildir. Gördüğünüz gibi elektron sayıları farklı arkadaşlar. Farklı olduğu için kimyasal özellikler farklıdır. Dolayısıyla 3 numaralı yargımız yanlıştır arkadaşlar. Elektron katman sayıları aynıdır diyor. Elektron katmanı bakın. Hidrojen 0'ın elektronu yoktur. Katmanı da yoktur. Bu yüzden 4 numaralı yargımız yanlıştır diyebiliriz. Yani 1, 2, 3 ve 4 yanlıştır değerli öğrencilerimiz. Hemen tahtaya bir örnek daha yazarak konuyu yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde pekiştirmek istiyorum. Sizler için arkadaşlar tahtayı bakın siliyorum. Evet, hemen bir örnek daha yapıştıralım. Konuyla alakalı örnek arkadaşlar. Hidrojen 1'e 1, deuteryum 2'ye 1 ve bakın şu virgülleri karıştırmayalım. Çünkü bu 1 ile karışır. Sonra sıkıntı olmasın arkadaşlar. Teridium 3'e 1. Tanecikleri ile ilgili arkadaşlar. Bir diyelim. İzotopturlar arkadaşlar. 2. Kimyasal özellikleri aynıdır arkadaşlar. 3 diyelim arkadaşlar. H2 ile oksijen ile oluşturdukları bileşiklerin nükleon sayıları farklıdır. Nükleon sayıları farklıdır arkadaşlar. 4 diyelim arkadaşlar. H1'e 1'in nötronu vardır. Yargılarından hangileri yanlıştır diyelim değerli öğrencilerimiz. Yanlıştır. Evet, güzel bir orijinal soru yazdık. Şimdi ben sözlüyorum sorumuzu. Ben burada oksijen 16'ya 8'i vermem gerekiyor değerli öğrencilerimiz. Evet, atom ve kütle numaraları verilmiş arkadaşlar. Hidrojen, deuteryum, teridium. Ben soruyu alıyorum. Hidrojen 1'e 1, deuteryum 2'ye 1, teridium 3'e 1. Nötron sayılarına bakıyorum. 0, farkı 1, farkı 2 arkadaşlar. Şu birleri de güzel gösterelim şöyle. Evet. Şimdi sorumuza geçiyoruz. İzotopturlar. İzotop ne demek? Kodluyoruz. Proton P. Protonları aynı. Nötronları farklı olan tanecikleridir. Bir numaralı yargımız doğrudur arkadaşlar. Kimyasal özellikleri aynıdır. Evet arkadaşlar bakalım. Hepsi yüksüz olduğu için arkadaşlar mavi de gösterelim. Hepsi yüksüz olduğu için elektron sayıları yine hepsinin nedir? Aynıdır.
bir elektronları vardır. Burasına elektron yazabiliriz. Şöyle elektron eksi. Siyah birler ise proton sayıları. İki numara cevabımız doğrudur arkadaşlar. O ikili oluşturdukları bileşiklerin nükleon sayıları farklıdır diyor. Hemen iki tanesini inceleyeyim ben. Hidrojen biri bir arkadaşlar. İki tane artı bir tane oksijenle kısaltıyorum ben. 1 bölü 2 O2 karışmasın diye yazıyorum. H2O oluştursun. Yine iki tane deuteryum arkadaşlar. 2'ye 1 artı bir tane oksijenle 16'ya 8 ne oluştursun arkadaşlar? Yine H2O oluştursun. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Küt numarası 2 1 daha 2 kere 1 2 16 daha 18. Yani su molekülün küt numarası 18'dir. 2 kere 2 4 16 daha kaçtır arkadaşlar? Küt numarası 20'dir. Gördüğünüz gibi nükleon sayıları farklı çıktı. Eğer tritium oluşturursanız su oluşan suyun ağırlığı küt numarası 22'dir arkadaşlar diyebiliriz. Yani ispatını yaptık. 3 dolu yargımız farklıdır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Hidrojen birebir nötrünü yoktur. Gördüğünüz gibi doğrudur diyebiliriz. Yanlış var mı bakalım. Yanlış çıkmadı. Bakın burada vardır demiş nötronu, özür dilerim. Nötronu yoktur, sıfırdır. Dolayısıyla 4 nolu yargımız yanlıştır. Cevabımız arkadaşlar, cevabımız yalnız 4 şıkkı diyebiliriz. Ve yalnız 4 yargısı diyebiliriz. Evet değerli öğrenciler, hemen ben bir soru daha sizlere konuyla alakalı çözerek konuyu biraz daha ne yapmak istiyorum? Pekiştirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen siliyoruz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar tahtamızı sildik. Örnek diyoruz. Örneğe doymuyoruz bugün arkadaşlar. Örnek. S2O3 eksi 2 iyonu ile ilgili. Ne olabilir? Tiosülfat olabilir arkadaşlar. Şimdi böyle bir iyon olduğunu düşünelim. Yargımızı yazalım arkadaşlar. 1 diyoruz. nötron sayısı. Nötron sayısı 56'dır. 2 arkadaşlar. Elektron sayısı 58'dir arkadaşlar. 3 ne oldu yargımız? Nükleon sayısı 106'dır arkadaşlar. 4 iyon yükü arkadaşlar. İyon yükü eksi 2'dir. Yargılarından hangileri doğrudur diyelim sizler için. Evet değerli öğrencilerimiz, hemen ne yapıyoruz? Soruya geçiyoruz. Tabi geçmeden önce ne yapmam lazım? Kükürt 32'ye 16. Şöyle güzel 32 yazalım. Oksijen 16'ya 8 olarak yazalım arkadaşlar. Şimdi S2O3 iyonu. S2O3 eksi 2 iyonu yazıyorum. Geçen anlatmıştım size bunu. Kütle numaraları 32'ye 16, 16'ya 8. Şimdi toplam P'den başlıyorum arkadaşlar. Toplam P. 16 çarpı 2. Bakın el hareketime dikkat edin. Artı 8 çarpı kaç? 3 arkadaşlar. Buradan ne olur? 32 artı 24, 56 olur. Toplam proton sayısı kaçmış arkadaşlar? 56 imiş. Gelelim şimdi kütle numarasına. Burası kütle numara arkadaşlar. Kütle numarayı buluyorum şimdi. 32 çarpı 2, 32 çarpı 2 artı 16 çarpı 3 arkadaşlar. 16 çarpı 3 kütle numara buradan 64 artı 48'den arkadaşlar kaç çıkar? 84 daha 12, 112 çıkar. Dolayısıyla kütle numarasını bulduk, nükleon sayısını bulduk. Gelelim arkadaşlar nötron sayısına. Şimdi ben iyonu buraya yazıyorum. S2O3 eksi 2 tiosülfat iyonunda. Şöyle yapalım, eksi 2 buraya alalım. Biraz daha orijinalleştirelim şöyle. Bakın proton sayısı 56, toplam proton. Nükleon sayısı 112 arkadaşlar. 112. Böyle fark nötron sayısını vereceği için burası da 56'dır arkadaşlar. Topla gel mantığından burası da kaçtır? 58'dir elektron sayısı. Yani eksi 2 58'de kaç yapar? 56 yapar. Topla gel. Şu ikisini topla, buraya gel. Geçen video dersimizde bunları tek tek göstermiştik. Hatırlıyorum, nükleon veya kütle numarası, nötron sayısı, toplam proton sayısı, toplam elektron sayısı, iyon yüküdür. Geçelim sorumuza. Proton sayısı 56'dır demiş. Özür dilerim, nötron sayısı. Şunu nötronu çevirelim. Bir numaralı yargımız yanlıştır. Ya pardon, doğrudur. 56 oldu çünkü bakın. 56'yı bulduk burada.
Elektron sayısı değer 8'dir. 2 dolu yargımız doğru arkadaşlar. Nükleon sayısı 106 değil. Karıştır 112'dir. 3 dolu yargımız yanlıştır. İyon 2 eksi 2'dir. Çekirdek yükle karıştırmayalım. 4 dolu yargımız doğrudur arkadaşlar. Yani cevabımız ne olur? 2 ve bakın 2 ve 4 dolu cevabımız sorumuzda doğru olan şıktır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fazla uzatmadan işimizi çok fazla örnek çözdük. Sizler için lütfen abone olalım, aboneler bulalım. Kanalımızı sizler sayesinde geliştirelim arkadaşlar. Yine hoşça kalın. Gelecek video dersinde görüşmek üzere.